Kadranım. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Evet, bu konvoylara yemin ediyorum doyum olmuyor. Ve gene aynı kadro, 7 kişi sizlerleyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Şimdi gördüğünüz üzere altımızda Sirocco'lar var. Ve ben böyle çılgın The Beast, böyle The Incredible Hulk şeklinde yaptım. Bu sefer biraz iddialı oldu. Hem jantlar hem de arabanın diğer detayları olarak, kaput olarak. Karşıda da renk renk arabamız zaten var. Ya yani mümkün olduğunca farklı renk yapmaya çalışıyoruz. Özellikle ona takılmıyoruz gökkuşağı gibi, ama böyle hepiniz farklı renklerde aynı arabayı da görmüş olun. Daha böyle gerçekçilik katarız diye. Sirocco da ülkemizde zaten çok sevilen bir arabaydı. En azından belki halen o kadar revaçlı olmayabilir, ama ilk çıktığı zamanlar bildiğiniz gibi bayağı herkesin altında vardı. Tabii yer yer, zaman geçtikçe, moda değiştikçe insanların ceplerine göre onlar da değişiyor. F30 gibi veya başka şeyler gibi. Hadi şimdi ufaktan başlayalım. Gazlayalım. Bu arada yola çıkmadan önce şunu da söyleyeyim. Diğer konvoy videolarını çeke çeke tabii ki de bunu geliştiriyoruz. Normalde ben çekerken bütün plan proje aklımda oluyor, ama bazen konvoy gerçekten heyecan katıyor. Arabanın etrafında fazla dönmüyordum. Artık onu da gerçekleştirmiş olduk. Hadi abi, gidin önden bakalım. Düşüyoruz peşinize. Yavaş yavaş sarmadan. Arabalar yaklaşık 550 beygir gücünde 650 Nm tork var. Gene motorlar, orijinal motorları yükledik. Önden çekişli, felaket sarıyor abi. Ya videonun başından yapmazsın abi ya. Ne oldu? Abi Harun abi sataşıyor bana ya. Zaten Yalçın'la Alparslan'ın arasında bir rekabet var. Şimdi Alper'le de şeyin Harun'un arasında bir rekabet. Yavaş yavaş oluşuyor abi. Arabası iyi mi? Orkun da bana sarıyor zaten çaktırmadan. Ya dünya varmış ya. Bir önceki videodan önce şu araç seslerini düzelttim ya. Oh be. Vallahi şimdi ne güzel bütün arabaların seslerini duyuyorum. Bu arabanın egzoz sesi önceki iki araba gibi çok iddialı değil yani, Honda ile Clio gibi, ama araba kullanış olarak zevk veriyor. Çılgın bir görüntü oldu ya. Çok iddialı oldu. Spoiler'ı da siyah yaptım, karbon yapmak istedim, ama çok çirkin durdu abi, hiç hoşuma gitmedi. Spoiler'ı ABT zaten arabanın. Ön arka tamponu Volkswagen Spec diye geçiyor zaten. Volkswagen'in özel tamponu yani, stok tamponu değil. Sirocco'nun şeylerinde, ayarlarında görürsünüz. Onu taktık. Yan taraf marş bir yerde aynı şekilde. Oo, kükürüyor biri. Ya ben çok sevdim bu kornayı ha. Keşke benim olsa. Vereyim abi sana. Aman abi onu deme. Aha patladı. Yalnız herkes trollüyor arkadaşlar bize. Hayır gitti. Çok geç dedim ya. Ekibin yarısı helak oldu. Koyun sürüsünü serdi. Şu ağaca biri çarptı. Bir yavaş gidelim. Yavaş gidelim. Sakin olun şampuanlar. Team Şampuans. Arkadaşlar, KDRN veya Kadran Adam yazarak Xbox konsolu yardımcısı veya oyunun içerisinden Crew'u bulabilirsiniz ve katılabilirsiniz. 2000 kişi Crew açık. Aklınızda bulunsun. Oyun arkadaşı da aramanıza gerek kalmaz. Eğer bir Crew'unuz yoksa. Ama her zaman dediğim gibi oynadığım ekip ayrı. Ama tabii ki de ekibe seve seve katılabilirsiniz. Sizler için ayarladık, sizler için açtık. Katılıma açık. Al işte. Diğer detayları, nasıl katılacağınızla ilgili eğer bir fikriniz veya bilginiz yoksa Discord sunucumuza girerseniz orada resimli bir şekilde anlatımı var arkadaşlar. Tampon tampona! Biraz basalım ya. Arkada iki kişi patladı bile. Gelsinler de mi? Hep yazmışsın abi. Yavaş gelin. Yavaş gelin. Sen beni patlattı ya. Çok sade renkler yapmışsınız. Hoş abi, olmuş aslında. Abi bak sen ya. En öndeki kim? Ulan. Benim abi. Alper senin böyle kestane rengi gibi güzel renk ha. Aynen. Parlıyor abi de. O zaman kestaneyi çizdirme, dikkat et. Kestane çizilmez. Ona göre yani. Çok dikkatli kullanman lazım. Çok tehlikeli. Aa, ben gene öne geçtim ya, istemsizce. Yapma. Abi takımda zorbalık yapan birkaç tane arkadaşımız var. İsmi önemli değil. Küçüklerini saymayan ha?
Veya büyüklerini sevmeyen. Abi sorma ya. Lan, her şey var. Bak biri itti beni. Kim bu? Alp 58. Al işte 41. Lepeyi verdik. 41 Alp 58 sol çık. Drift bölgesi dedik. Yok abi. Böyle agresif bir şekilde konvoyla sürerken gerçekten ne kadar istersen iste yoldan çıkmalar, kazalar kaçınılmaz yani. Çünkü herkes bir şekilde birbirine yetişmeye çalışıyor. Birbirine yakın gitmeye çalışıyor ve bir şeyler oluyor yani. Tek bak aynen böyle. Hani tek sürdüğün gibi kesinlikle hakim değilsin olaya. Çok zor. Takımda Alpaslan gibi arkadaşlarımız olursa. Doğru söylüyorsun. Evet. Mesela Yalçın abi gibi biri olunca işte böyle az önce beni bak abi çarptı bir kendi de ağaca çarptı. Kanıtın var mı? Yok. Ya abi video kayda çıktı ha patladı şimdi. Otobana mı giriyoruz? Gidelim abi. Ha, bütün otobanın başına inerek... gidelim tersinden. Niye tersten girdik abi? Kim soruyorsun buraya? Tamam olsun önemli değil. Yapıştır. Sanki her kurala uyuyoruz ya. Tır geliyor, tır geliyor, tır geliyor hop. Kaç çelikten. Biraz heyecan katalım. Çok çıldırsın abi. Öyle öyle. Başlık hazır. 7 tane Sirocco ters şeritten gazladık. Bir dakika siz nasıl geçtiniz öyle benim yanımdan uçarak? Siz engine swap falan mı yaptınız çaktırmadan? Yok abi. Sen ne yaptın sen aynısını. Bir dakika uçuyor muyuz? Uçalım abi uçmadan olmaz o kadar hızlı geliyoruz. Ters uçtu. Havada 360 şekil. O valla kobra gibi geldim diyordum. bu eski yayınlarımı izleyenler Twitch'ten arkadaşlar Twitch kanalında aşağıda yakında duruyor. Yayınlara ben başlıyoruz. Düz taklalarımı unutmazlar. Düz takla. Hadi otobana başına gidelim ve oradan salla başı al maaşı bir kalkış yapalım. Bak yaşlı abi görüyorum bak. Arkada. Tür lan yakalandık. Sirocco çetesi. Abi haber kanalda da varmış. Burası iyi. Evet yavaşlayın. Lan! Oh durduk. Abi aslında karşıdan araba geliyor ya. İleri mi gitsek acaba? Bölündüğü yere mi gitsek? Gidelim hadi. Orada dar ama neyse hallederiz. Yok yok sığarız oraya da. Sığarız sığarız. Zaten Typar'larla da burada kalkmıştık. Allah. Typar'larla burada kalkmadık geride kalktık. Evet. Harun çünkü arkamda bir tane pick-up vardı. Ford sanırım onu itmişti. Birini patlatmıştım burada bariyerlere çarpmıştım. Evet. Beni. Harun işte. Ağzımla patlattım onu işte orada. Sığmadık. Sığmadık. Ne yapıyorsun abi? Sığamadık kardeşim ne yapalım. Yer olmadı. Kalmadı bize. Ne yapacağız sığmadık buraya valla. Abi, abi karşıdan da kalktınız sorun yok. Tamam ben çimenliklerde kalktım. Orkun kalkayım. Yanıma gel. Eyvah. Öyle de gel valla. Hadi aynalar değişsin, aynalar kavuşacak. Alper geldi çimenlerden. Bir kişi kaldı galiba. Ha, ben kaldım da. Çekirge. Gel. Karşıdan kalkarım ben, sorun yok. Karşıdan kalkarım. Şu bariyerlere gireyim abi, sorun yok, sorun yok. Hiç oğlum şey karşıdan olur mu? O zaman hepimiz karşıdan kalksaydık diyeceğim mi? Karşıya Alper, hepimiz sığınacağız. Oraya mı gideyim? Gel gel. Gel hadi Alper, gel. Sana avans verelim. Madem böyle mütevazı davrandın, öne geç sen. Tam benim önüme geç, önümden kalk. Peki abi. Hadi Alper'e avans veriyoruz arkadaşlar. Çayır şu an bir challenge koyuyorum ortaya. Bu otoban bitene kadar öyle ya da böyle o Alper geçilecek. Tamam mı? Geçeceğim. Eyvah. Abi. Hadi bakalım. Kornazımız hazırdır zaten. Bayış koyar gibi. Oha beyaz araba ne uçtu lan öyle? Orkun. Yapmış bir şey. Ya kornayı çaldı. Doğru kornayı o çaldığı için tabi ufak tefek orada şey oluyor. Arkadaşlar tek amacımız şu önümdeki kestane rengi arabayı geçmek. Geçildi. Acımak yok. No retreat, no surrender.
Araba da seke seke gidiyor. Güzel bir eğlence kattık. Gene bir McLaren buldu bizi ya. McLaren seviliyor ya, herkesin. Yalnız bir şey diyeceğim, ben bayağı geride kaldım, nasıl olacak? Çekirgeler. Siz ne yaptınız oğlum benim bilmediğim arabaya? Allah. Dediğim gibi biri patladı. Hepimiz arkadaşlar, hani body kitler, jantlar, her şey farklı olduğu için ufak tefek ağırlıklar da fark ediyor. Bu arada ön lastik basınçlarımızı çok az indirdik. Onun da belki etkisi vardır. Abi bu hızlara sinek vızıltısı gibi geliyor böyle fıstık ya. Oğlum ben bayağı geride kaldım lan. Gitmiyor. Bozuk lan benim araba. Gitmiyor dediğimde 310'la gidiyoruz. 330'la gidiyorum ben. 330 abi. Nasıl 330? 330'dan düştüm. Bir dakika, siz arabayı mı hafiflettiniz çakallar? Ya yapma. Yo. Yapma. Yok abi, seninki de aynıydı benim. Yani şu an 340'ı gördüm. Kazanıyordum. Oha, ben daha 320'yi geç, 321'i geçemedim ha. Hadi. Ya oğlum, dah da gıdık. Hadi. Ya oğlum, hadi oğlum. O zaman body kit ve jantlar biraz ağırlaştırdı. Ben patladım. Hayda. Şamar olanı olduk. Oo, Alper geçildi mi abi? Bana onu söyleyin. Finish'i Alper'den önce bitiren var mı? Ben bitirdim. Tamam, güzel. O zaman amacımıza ulaşmışız demektir. Of. Benim araba paket oldu lan. Demek ki bu tamponlar, bu şeyler bir ağırlık kattı. Ben dikkat etmedim ona, onun etkisi olabilir. Bir de jantları normalde hep hafif jant takmaya çalışırım. Çünkü arabaların modifikasyonlarını arkadaşlar, arabanın dış görünüşleri dışında aynı yapıyoruz. Özellikle. Hani özellikle arabaları dolduruyoruz, hatta genelde arabanın içine kafes koymuyoruz ve hafifletmeyi yapmıyoruz. Çok da fazla, o zaman deli gibi de daha fazla saracak. Hiç gidemeyeceğiz yani, viraj da alamayacağız. Burada kalkacakmışız gibi durduk ama biri ağaca denk geldi. Aha, ağaç gitti. O ağaç artık yok. Problem çözüldü abi. O zaman buradan kalkalım. Tamam mı? Düz gidelim önce. Ondan sonra ileriden dönüp İlk başladığımız yere dönelim. Oradan bir uçalım. Tamamdır. Tamam. Hadi o zaman. Nerede bizim GPS'imiz? Yani aha, şey, canlı GPS. Aa, kalkıyor muyuz? Bak bak, çakala bak bak bak. Ulan ne üçkağıtçısın Alparslan ya. Arabayı lan kurtarmak için erken kalktı ya. İttir abi, ittir 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 ittir. Hayır, Alparslan arabayı da mı? İttirin. Şu anki challenge'ımız Alparslan'ı tamamen saf dışı bırakmak. Alparslan istemiyor. Alparslan, biz acaba daha önce yaptığımız şu sezonluk yarışa girdiğimiz videoda o piti piti de sen çıkarken acaba şike mi vardı orada? Biz doğru karar mı verdik seni çıkartıp? Hayır abi. Ben tahmin edebilirim. İnsan bu kadar çakal olmaz ya. Abi çakallıklar etkinliklerde işe yarar. Zaten arabam yavaş. Aha bak bak bak. Her yerde bir pislik var ya, her yerde. Yol vermiyorlar ya. Böyle bir şey mi var? Ben diyorum bu Yalçın abi. Lan adam yol vermiyor, suçlu ben mi oluyorum? Bu yolun sonundan uçuyorduk değil mi? Hadi uçuyoruz. Uçuyoruz. Ah döndüm. Kaldıran adam hava yolları. İttireyim abi. Ben de döneceğim. McLaren de peşimizi bırakmadı ha. Oo, arabam dik oldu. Dik mi indi? Yok artık. Dik durdu. İki tane takla attım. 3 saniye dik durdu. Zayiat ne durumda? 2 takla. Trasarlı abi. Motor indi. Elife kadar boyalı hale geldi araba. Sakin şampuan. Bak bak Alparslan'a bak, çaktırmadan gene vuruyor ya. Nazarlık Alper. Efendim abi. Bu bölümün aleti sen oldun. Birincisi kestane rengi arabanla. Umarım çizdirmemişsindir. Yok İkincisi abi, de önce mütevazılık göstermesine rağmen direkt headhunter kellesini koyduk ortaya. Alper'i geçmekti challenge. Hadi benim araba yavaştı, mesele değil. Ama olsun abi. Orkun geçti beni yine de abi. Mal bu. Ben şimdi buradan çıkayım ki siz bu arabaları görün. Bilerek hep karşıdan başlatıyorum abi. Siz net bir şekilde görün diye.
Hemen bak görüyorsunuz değil mi? Bizim ekip Lego gibi, puzzle gibi abi. Bir eksiklik gördüğü anda direkt orayı doldururlar. Evet, bu tarz yıllar devam edecek. Biz çok eğleniyoruz. Umarım siz de bizim kadar eğleniyorsunuzdur. Zaten bir yandan biliyorsunuz bu kanalın amacı da oyuna sahip olamayan kardeşlerimiz de var. Hani onlar oynayamıyorken en azından bizim oyunumuzla da belki eğlenirler. Böylece her eve girebiliriz. Kadran adam kocaman bir aile olur bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.